manşetlik fotoğraf. Manşetlik fotoğraf. Şu anda da zaten fotoğrafçı arkadaşımız Alpay henüz orada fotoğraf çekmeye de devam ediyor. Ardından tabii müdahale oldu. Hem polis hem jandarma çok sert müdahalede bulundu. Biber gazları atıldı. O kadar yoğun biber gazı atıldı ki vatandaşın ayçiçek tarlalarını yakmış oldular. Önce toplumsal müdahale aracı tomalar tazyikli sularla o yangınları söndürmeye çalıştı. O yetmedi tabii. Hızla itfaiye araçları sevk edildi bölgeye. İtfaiye araçları gelene kadar da o tarlaları yakmasına rağmen kendisine saldıranlar, vatandaşlar koşup toprak atarak işte ellerinde nasıl imkanlar varsa o kenarlarından yangınları söndürmeye çalıştılar. On binlerce insan bir yandan polis ve jandarma gazına karşı mücadele ederken aynı zamanda onların çıkarttığı yangını da söndürmeye çalışmış oldu. Başlangıç noktası neydi? Yani ne oldu birdenbire karıştı orası? Tam başlangıcını göremedim doğrusu. Ben helikopterlerin orada dolanmaya başladığını görünce buradan koşturdum. Muhtemelen ilk birkaç dakikasını kaçırmış oldum. Ama daha sonrasından aldığım bilgiler Türk bayraklarıyla halkın tarlalardan çıkıp normal yoldan değil yürümeye başladı ve jandarma ve polisin de hızla koşarak önlerine set çekmeye çalıştığı şeklinde bir bilgi var elimizde. Peki bu sıcak haberdi. Evet. Biraz da bugünü değerlendirelim. Sabahtan beri yaşadıklarımız çok ortada zaten. Ama onun ötesinde hem dava boyutuyla hem de yaşananlar boyutuyla yarınki köşenize mesela ne yazacaksınız? Birincisi şunu yazacağım. Yani bir savaş muhabiri değilim ama savaş muhabirliği yapmış meslektaşlarımla konuşmamdan biliyorum ki şu anda Afganistan'a gitsem daha kolay giderdim. Suriye'ye gitsem daha kolay giderdim. Irak'a gitsem daha kolay giderdim. Silivri'ye gelmek bugün çok zordu. Yani gecenin bir vakti yollara düştük. Bütün meslektaşlarımız hakikaten bir zulüm görerek buraya geldiler. Sarı basın kartı şartı getirildi. Sanki sarı basın kartı olmayanlar gazeteci değilmiş gibi muamele yapıldı. Hakim kararı var. Tabii sarı basın kartı da yetmedi. Buraya sarı basın kartıyla gelenler mahkeme salonuna girmek için bu kez başbakanlıkça onaylandı. Üçer üçer, beşer beşer kartlar toplanıp acaba bunlar sahte mi değil mi, orijinal mi değil mi diye kontrolleri basın informasyonu. İnanılmaz bir zulüm. Aynı şeyi avukatlar yaşadı. Avukatlar kendilerine liste verilmiş vaziyette ve bu liste dışında olan ama müvekkili içeride olan avukatlar sokulmamaya çalışıldı. Girebilenler başka sıkıntılar yaşadılar. Aramalar inanılmaz. Ayakkabılara kadar sökülerek insanlar aranıyor, avukatlar. Dolayısıyla aslında bugün şöyle bir tablo var. Cezaevi duvarının o tarafı mı daha özgür, bu tarafı mı daha özgür? Bu sorunun yanıtı çok açık. Onlar daha özgürler. Biz esas dışarıda olanlar bugün tutsak vaziyetteyiz. Silivri duvarının içinde kalanlar bizden çok daha özgürler. Çok dramatik bir yorumdu ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada acil bir not geliyor. Onu da direkt ben açmış olayım. Teşekkür ediyorum. Bu arada tutuksuz sanıklar da salona alınmaya başladı. Evet. Sanıyorum birazdan duruşma da başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Melda Onur hem meslektaşımız hem sayın milletvekili. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir milletvekili gözüyle. Bir de gazeteci gözüyle bir analizini yapar mısınız bugünümüzde? Siyasi olarak analizini yapmak kolay çünkü bu siyasi bir dava. Bu hukuki bir dava değil. Eğer bu dava hukuki bir dava olsaydı bu kadar olağanüstü hal uygulanmazdı. Yani bu ülkede olağanüstü hal yok mu? Hayır, var. Bu da bugünkü ortamdan görünüyor. Şimdi çok büyük bir dava bu. Tabii ki izleyicisi çok kalabalık olacak. Yani bu 3-5 kişinin yargılandığı bir dava değil. Bu yüzlerce insanın yargılandığı bir dava. Biraz önce çok talihsiz bir şey yaşadım. Burada izleyicilerin yanı sıra birçok tutuklu birinci derecede yakın insanlar var ve bu kişilerin içeri alınması yasaklanmış deniyor. Halbuki kararı okuduğunuzda öyle bir şey yok. Tamamen manipüle ediyorlar. Kararda izleyici alınmaz yazıyor. Zaten izleyici tanımının doğru yapılması gerekiyor. İzleyici dediğiniz evet yani tutukluyla bir ilgisi olmayabilir. Mahkemeyi izlemeye gelebilir. Bu insanlar izleyicidir ama diğerleri birinci derecede yakın. Birinci derecede yakınlarına tanıklık bile yaptırılmaz biliyorsunuz. Muhataptır aslında. Muhatap evet birinci taraf derecede. Onun için az önce ne yazık ki Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan'ı iki tane kadın jandarmayı başında bekletip içeri sokmamak için mücadele etmekler. Bir küçük kız çocuğundan
korkan bu iktidar artık bütün güvenini kaybetmiş. Bir korku duvarları içerisinde kendisini hapsetmiştir. Zaten o korku duvarını da az önce gelirken yolda gördük. Korku duvarını tomalarla, jandarmayla, tahakküm altına aldığı kolluk kuvvetleriyle çeviriyor. Ama akın akın insanlar geliyorlar. Yani onu da gördük. Korku duvarları, bu hendekler. Yani hendekler kazılmış, betonlar dökülmüş. Ne yapıyorsunuz yani? Hendeklere bir de bari yağ dökün. Yani Bizanslılar gibi insanlar düşük ölsün. Çok acıklı. Gerçekten çok acıklı. Bugün buradan ne karar çıkar bilmiyorum ama buradan çıkacak karar bir başlangıçtır. Onu da söyleyeyim. Milletvekili olarak siyasi bir davadır. Bu siyasi gözle bu şekilde bakabilirim ama gazeteci olarak size söyleyeyim. En azından benim gerçi gazetecilik deneyimim 12 Eylül mahkemelerini görmeye yetmedi ama gazeteci büyüklerimizden söylediklerimiz 12 Eylül mahkemeleri bile bu vaziyette değildi. Üstelik de o dönem bir askeri iktidar dönemiydi, bir darbe dönemiydi. Bir darbe döneminde yapılmayan uygulamalar bugün bu şekilde yapılıyorsa bu darbe ötesi, bu bir sivil darbe. Bu kendince koşulları oluşturmuş bir sivil darbedir. Bu mahkemeden zaten adil bir karar çıkması mümkün değil. Bu mahkemeden çıkacak kararlar bu ülkenin tamamının vicdanını yaralayacak. Ama öyle bir noktaya gelecek ki bu davaların içinde gerçekten suçlu insanlar varsa onların da suçluluklarına şüpheyle bakılacak. Şu an yapılan şey budur. Bu bir başlangıç dediniz. Bir iki cümle onu da açarsanız sevinirim. Çünkü bundan sonra da bunun mücadelesi sürecek. Çünkü balyoz benzeri kararlar çıkacaksa eğer bundan bunun devamında ki toplumsal muhalefeti, bunun devamındaki karşılaşacakları vicdani, hukuki, siyasi sorumlulukları da üstlenecekler demektir. Bundan sonra buradaki kişilerin evet ya tamam bu karar böyledir diye çekilip gideceklerini, ailelerin böyle bir şey kabulleneceğini, ne de bu hukuksuz yargılamaya protesto eden toplumsal muhalefetin evet ya bu böyledir diye kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Ben şahsen bir vatandaş olarak, bırakın milletvekili, bırakın bir gazeteci olmayı, bir vatandaş olarak buradaki hukuksuzlukları senelerdir görüyoruz. O hukuksuzluklar giderilmeden ben de buna ikna olmayacağım. Bu yüzden ben buna ikna olmayacaksam bu davada yargılanan herkes, içinde katili suçlusu da varsa bu kararlar nezdinde hepsi suçlu sayılacak. Toplum vicdanında. Bunu ayıramayacağız. Galiba en sıkıntılı durum da bu. Son olarak bir şey sorayım. Nazlıcan'la konuşma şansınız oldu mu? Nazlıcan'la konuştuk. Nazlıcan sonuç olarak orada oturup sadece babasına el sallamak, onu yapmak istediği bu. Sonuç birinci derecede tutuklu yakını ve bana orada kolluk kuvvetinin başındaki kişinin hayır tutukluların aileleriyle görüşme yasağı var deyip gösterdiği kağıtta öyle bir şey yazmıyor. Dün vali böyle bir şey söylemiş olabilir. Vali okumamış herhalde. Sadece izleyici yazıyor. Hatta seyirci diyorlar. Burası bir televizyon değil. Burası bir sinema değil. Seyirci alınmaz. Ha izleyicidir evet. Ama o izleyiciler de bence hukukçu değilim ama normal bakın sen izleyicinin birinci derecede aile yakını olmadığını anlar herhalde. Bu arada bir detay daha var. Onu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu birebir şahit olduğumuz. İçeri girilirken evet zorluk çıkarılıyor. Bir sürü prosedür vesaire ama bir emniyet gücünün, jandarmanın bir gazeteciye küfür ettiğinde kulaklarımıza duyduk. Son yarısından iklim. Geçtiğimiz günlerde Taksim'deki olaylarda yine bir benzer şey görülmüştü. Bir üst düzey emniyet yetkilisi, görevlisi tarafından. Bu ne? Bu son dönemde yaratılan ortam. Bu son dönemde kolluk kuvvetlerinin vatandaşa uyguladığı şiddet, hakaretin cezalandırılmamasıyla doğan bir fiile durum, bir hak olarak görüyorlar kendilerini. Bunların da zamanı gelecek. Bunlar da bir şekilde bu hakaretler, bu tacizler gün gelecek yargılanacak. Ha belki bugün değil ama yarın olacak. Ben kolluk kuvvetlerinin, hükümetin ya da sadece yargının değil, bu vatandaşın da en azından o tutuklu yakınının da kolluk kuvveti olduğuna kendilerini bir hatırlatmak isterim. Evet hanım, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bu arada Ankara'da da ilginç gelişmeler var. Arkadaşlarım bana aktardığı kadarıyla
Birazdan zaten Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da eğer ben yanlış anlamadıysam bu noktada otobüslerin bekletildiği noktalarda bir kızışma mı oldu? Arkadaşlarım bana doğru tabiri de söylerlerse yanlış anımsıyor da olabilirim ama orada bir hareketlilik oldu muhakkak. Birazdan Ankara'ya da canlı yayına döneceğiz. Orada hep beraber göreceğiz neler olduğunu. Fakat onun ötesinde burada bütün gelen konuklarımızın altını çizdiği, evet zaten burada her canlı yayında dile getirilen bir gerçek, hukuksuzluk. Bugün biraz daha abartıldı bu mesele. Avukatların içeri sokulmamasıyla, sanık yakınlarının içeri sokulmamasıyla, gazetecilerin, basın mensuplarının içeri sokulurken zorluk çıkarılmasıyla bu iş biraz daha abartıldı. Ama tüm bu fotoğraf içerisinde baktığınızda tutuksuz sanıklar içeri alındı, avukatlar içeride, gazeteciler içeride. En son bana gelen bilgiyi söyleyeyim. Sanık, hakim ve savcılar salona gelmemişti. Tutuksuz sanıklar içeri alınmıştı. Birazdan da duruşmanın başlayacağı öngörülüyor. Sabahtan beri baktığınızda saat 12'ye geliyor. 12'ye 4 var. Yine hatırlatayım. Saat 9'da başlayacaktı duruşma. 9.30'a ertelendi. 9.30'dan sonra bir avukatlar gelememe veya içeri girememe durumu ortaya çıktı ve bir türlü başlayamam bir duruşma ile karşı karşıya kaldık. Şimdi kısa bir ara verelim. İstanbul'a dönüyoruz derken birazcık daha duralım çünkü Profesör Doktor Süheyl Batum bizlerle birlikte. Hemen İstanbul'dan biraz izin isteyelim. Süheyl Hoca'yı bulmuşken konuşalım biraz. Hoş geldiniz hocam. Evet, neresinden başlasam bilemiyorum ama yine bir değerlendirme alayım, sonra tek tek detaylara gireyim sabahtan beri yaşananlara. Şimdi sabahtan beri yaşananlar bir oyunun parçasıydı. Maalesef bu ilk günden beri söyledik. Bunlar siyasal davalardı. Siyasal davaları normal hukuk davalarından, ceza davalarından ayıran en önemli unsur şudur. Siyasal davada bir kere kanıtlar, iddianame, yargılama, her şey siyasal amaçlarla yapılmıştır. Dolayısıyla orada hukuksal kanıtlara, hukuksal sonuçlara, hukuksal yargılamanın unsurlarına dikkat edilmez. Siyasal yargıların dünyadaki bütün örnekleri böyledir. Böyle bir örneği var mı? Dünyada vardı. Maalesef baskı rejimlerinde bu tür yargılamalar olmuştur hep. Bunlara siyasal dava dememizin bir nedeni de şudur. Yargılama nedir? Bir şeye bakarsın, gerçeği ararsın. Sonunda bir kişi suçlu mu değil mi? Tanıkları dinlersin, sanıkları dinlersin, savunmayı dinlersin, iddianameyi dinlersin, lehte tanığı, aleyhte tanığı, delillere bakarsın ve sonunda bir karara varırız. Oysa siyasal yargılamada şöyle gider işler. Vereceğin karar baştan bellidir. Sen o karara uygun gerekçeler üretirsin. Bahaneler üretirsin. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bu davaların hepsinde böyle olmadı mı? CD'ler dendin, kırık çıktı ama biz içeriğini biliyoruz oldu. 2003 yılında yapıldığı söylenen şeyler 2008 yılında eklendiği çıktı. Hiçbir şey olmadı. Microsoft'un fontuyla. Tabii. Arkasından sehven elde edilmiş kanıtlar çıktı. Sehven elde edilmiş değil, pardon. Sehven üretilmiş kanıtlar çıktı. Çıkmadı mı? Çıktı. Arkasından gizli tanık koydun. Savcı şöyle dedi. Gizli tanığın söyledikleriyle dedi. Şu tanığın söyledikleri birbirine örtüştüğü için, bu iki kişinin de birbirini tanıma imkanı olmadığı için doğrudur dedi. Sonra bir çıktı ki o gizli tanık dediğiyle bu tanık dediği meğer iki kişi değil, aynı kişiymiş. Aynı kişi. Hatırla, bunları hepsine dile getirdik. Meclis kürsüsünde de söylemeye anladım, çalıştık. Şimdi o yüzden siyasi davaydı. Fakat şunu söyleyeyim. Bak, Türkiye siyasal davaların örneğinde yaşadı. Mesela 12 Eylül sonrasında yapılan davalar, 12 Mart'ta yapılan davalar. Fakat demin şurada içeri girerken gördük. Yaşar Okuyan buradaydı. Yaşar Okuyan dedi ki
bunu ben bütün sevgili izleyicilere, annelerine, babalarına, gençler, yaşlı olanlara aileden sorsunlar. 12 Eylül'de, 12 Mart'ta bile bu denlisine bu denlisine rastlanmadı. Yargılanmış bir isim olarak. Aynen. Şimdi bakın, dikkat edin. O zamanlar avukatların sayısını sınırlardı. Terörle ilgili davalarda bizler hukukçu olarak bu nasıl bir sınırlama? Olur mu böyle şey derdik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de olmaz derdi. Sonunda bunu değiştirdim. Bugün avukatların sayısını sınırlamak değil. Ben avukatlarla birinci derecede yakınları bile olsa almayacağım diyor. Ya düşünebiliyor musun? Bir de bir şey sorabilir miyim? Şimdi normalde vekillik söz konusu. Ama sanıyorum Sayın Hakim bir liste yapmış. O listedekilerin dışında avukat olarak da kimseyi almıyor. İşte, böyle bir uygulama var mı? Böyle bir uygulama olabilir mi? Ama şimdi şunu söyleyeyim. O yüzden dedim zaten sevgili seyirciler, şunu izleyenler şunu düşünsünler diye. Şimdi bana varsa da ben 30 sene bu ülkede öğretim üyeliği yaptım, akademisyenlik yaptım. 33 sene. Şimdi biri bana desin ki burada o burada yandaşlara da söylüyorum. Liberal, liberal, bilmem ne filan. Hatta bazıları bugün şöyle diyor. Ay çok kötü oldu ya. Hay Allah ya. Biz bu kadarını da tahmin etmemiştik diyen bazı, net söylüyorum, o ahlaksızlar güruhunun içinden bazıları da böyle söylüyor. Ama şimdi ben soruyorum. Savunma, hayatınızla yargılanıyorsunuz. Hayatınızla. Bu maalesef 12 Mart'ta, 12 Eylül'de inanılmaz şeyler yaşadık. Doğru mu? Doğru. 5 sene süren, 7 sene süren davalar yaşadık. Doğru mu? Felaket işkenceler, felaket sıkıntılar. Ama ben hukuk devletinde yaşıyorum, normal devlette yaşıyorum diyerek şimdi o dönemde bile cesaret edemedikleri bir şeyi söyleyeceğim. Baraza yargılanıyor bir kişi, müebbet hapisle yargılanıyor ve süre belirlenmiş, mahkeme salonunda bir saat beliriyor kocaman. Ve saat, sen o arada su içtin, hepsi bir geçiyor. Şey yaptın, hepsi o saatin, o sürenin içerisinde. Sürenin, kağıtlarını düşürdün, sırasını kaybettin. Topluyorsun onları tekrar 1, 2, 3, 5 ise bu sürenin içerisinde. Bu savunmama süresi mi? Bu savunmama süresi. Şimdi bana biri söylesin, ama Türkiye ne yaşadı? O söylüyorum size. O Mehmet Altanları, o Oral Çalışlarlar, adlarını vermek bile istemiyorum da şundan veriyorum. Yani bu insanları tanısınlar. Bunlar dedi ki, ne var canım? Bunlar usul, usul dedi. Asıl olan amaç dedi. Darbeyi, bağırsaklarını temizliyor Türkiye dedi. Söyledikleri insanlara saat koydu. Adam kağıtlarını yere düşürdü, toplama süresi de bana ne ya dedim. Ve hayatıyla yargılandı ve buna yargılama dedi. Buna birileri yargılama dedi. O cumhurbaşkanı olacak kişi de. Hani her 29 Ekim'de ah kulağım ağrıyor, ah biraz üşütmüşüm, ah nezle olmuşum, ah üzerinizde afiyet rahatsız olmuşum deyip 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de muhakkak bir şey çıkan kişiye söylüyorum. O da ne dedi? Gerçi her lafı öyle ama hiçbir anlam ifade etmeyecek böyle. Hukuk hukuktur, yargı yargıdır. Yargılama güzel bir şeydir. Yargılamanın sonucunda yargı çıkacaktır filan türünde. Hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeleri arka arkaya sıralayıp yandaşlara da böyle yaptı. Ne güzel konuştu Cumhurbaşkanımız. Gene harikalar yarattı diye. O yandaşı der de sözüm ona, liberal aydınlar da öyle dedi. Muhteşem yarattılar. Şimdi bunları biraz kızgınlıkla söylüyorum. Neden? Çünkü Atatürk Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu topraklar üzerinde, şu bölgede demokratik, laik bir uygulamayı yaratmış bir ülke olduğunu iddia eden bu ülkede bunları yaşadık. Eskiden derdik ki, darbe dönemi canım, bunun şeyi yok derdik. Onlar yapmadı bunu. Onlar yapmadı bunu. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bugün burada gelen herkes gördü. 13 Aralık'ta mıydı? Onda da gördü. Sonra Mart'ta geldik burada, genç, yaşlı insanların gözüne şey sıktılar biliyorsunuz. O günkü ve bugünkü jandarmayı PKK hayatında görmemiştir. Görmemiştir. İlginç bir laf. Şimdi görmemiştir. Şimdi bu jandarma yargılanan insanları ailelerinden koruyor.
ailelerinden koruyor. Bugün PKK elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Askerler saklanıyor. O jandarma soruyoruz nerede diyoruz. Diyor ki ben diyor yargılananları ailelerinden korumak için buradayım. Ya da avukatlarından korumak için buradayım. Ya da halkından korumak için buradayım diyor. Ya da gazetecilerden korumak için buradayım. Şimdi bu çelişkiyi insanlar algılasın. Bunu açık söylüyorum. Ben bugün siyasetçiyim. Net söylüyorum. Eğer bunların hesabını bu valisinden, bu savcısından, bu şeyden, siyasetçiden zaten soramayacaksak, siyaset yapmaya bizlere yuh olsun. Son bir soru, bir cümleyle. Bir milletvekilisiniz ve pek tartışılmıyor ama içeride 3 tane milletvekili yargılanıyor. Milli iradeden bahsediliyor. Bir iki cümle sonra İstanbul'a pas atacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın tabii ki korkunç bir şey ama milletinin aslına bu kadar büyük bir zulmü reva gören insanlar onların vekillerine bunu görürler doğal olarak. Milletin aslına bu kadar şurada hayvan artık şey yapmıyorsun öyle o daracık şeyde sıraya gir bir saat bekle diyen döven şuralara gelin bakın köşeden ayrılma bunları reva gören polisin ilk defa araba kaçırdı otobüs kaçırdı bir ülkede biliyorum bir ülkede aslına bunu reva görürken vekiline bunu reva görmüş şaşırmamak lazım. Sayın hocam ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür bunları ediyorum. Geride bırakacağız. İnsanlar morali bozulmasın. Yeter ki bunları söylüyorum. Bunların hesabını sorulduğu gün birilerinin bugün yaptığı gibi ne vardı canım? Ne olur ya? Adalet o gün tecelli etsin. Çok teşekkür ederim. Ben sayın teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet kısa bir ara vereceğiz. İstanbul çok bastırıyor ama bir konuğumuz daha var. Hemen rejiye bir iki konuşulmuş bir ara verelim diyorlar ama vermeyelim diyorlar. Bekleyin hemen alalım konuğumuzu. Evet efendim hoş geldiniz. Küçük bir ara vereceğiz. Ardından sizle şey yapalım bir İstanbul'a gidip gelmemiz gerekiyormuş. Sizi birazcık bekleteceğiz. Kısa bir ara hemen ardından buradayız. Tayyip Erdoğan yıkılacak. Abdullah Gül yıkılacak.